Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Abdülkadir Selvi'nin yazısından bahsettik. Rakka ve Cerablus için büyük operasyon hazırlığı. Türkiye'de o operasyonlarda yer alacak diyor Selvi. Ve Suriyeli muhaliflerin karadan destek vereceği, daha doğrusu karadan bu savaşı yürütecekleri, Amerika ile Türkiye'nin de havadan destek verecekleri biçiminde bir operasyon olduğunu anlıyoruz biz. Karadan böyle bir operasyona dahil olabilecek Suriyeli muhalif var mı? Türkmenler, Araplardan bahsediyor sanıyorum Servet. Yani bunu çok eskiden beri söylüyorlar. Böyle bir niyet var daha doğrusu. Amerika Türkiye'nin dahil olmadığı bir takım süreçlerde bunları tartıştı. Bunun zeminini yokluyor, yoklamaya devam ediyor. Erbil'de geçen ay böylesi bir toplantı oldu Kürtlerle. Yine Amerikalılar Irak'ta bu işle ilgili bir takım temaslarda bulundular. Ancak elde ne var diye baktığımız zaman şu anda böyle sahada savaşçı unsur olarak güvenebileceği, Amerikalıların gerçek anlamda sırtını yaslayabilecekleri bir güç yok. Var ama bu da Türkiye'nin istediği bir güç değil. Yani işte YPG'den bahsediyorum. Amerikalılar bu konuda biraz sıkıntılılar. Türkiye'nin çok sert tepkileri yüzünden. Türkiye'ye silah verirseniz ve bu silahları ben görürsem ve bu silahlar bana yönelirse vururum diyor. Ki birkaç kez de böyle taciz atışı oldu. Ancak yani bir de sahada olan var. Yani Amerika bu tepkileri dikkate aldı. Ben vermiyorum silah YPG'ye. Bu silahlar işte Suriye Demokratik Güçlerine ya da Arap Koalisyonu'na gidiyor diyor. Ortada bir Arap Koalisyonu var mı? Yok. Ortada YPG'nin liderliğini yaptığı bir koalisyon var. Bu koalisyon şu anda Haseke civarında savaş yürütüyor. Amerika bu koalisyona silah indirdi. Tabii bu koalisyon dediğim gibi motor gücü, organizatör gücü, planlayıcı gücü YPG, Türkler. Burada bir şey var yani işte yani müttefiki küstürmemek ya da öfkelendirmemek ya da müttefikin istediği tabloyu vermek. Müttefik de bunu biliyor sonuçta yani Türkiye'den bahsediyorum. Silahların nereye gittiğini herkes biliyor. Amerika bu açıdan biraz sıkışmış durumda. Yeni bir ittifak arayışı var. Ama bunun yanıtını Amerikalılar bulmuş mu? Hayır bulmuş değil. Bir Yani Rusya sanki denkleme dahil olduktan sonra o ittifak arayışları daha hızlandı herhalde, değil mi? tabii ki şimdi Rusya şunu gösterdi herkese. Yani siz bir yıldır burada IŞİD'le mücadele ediyorsunuz. Peki yani sepetinizde ne var? Ne elde ettiniz şimdiye kadar? Bir şey yok ortada. Iraklar da bunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Amerika'nın IŞİD'le mücadelesi göstermelik aslında çok da sahadaki durumu etkilemiyor. İstenildiği ölçüde ya da IŞİD'in canını acıtacak operasyonlar yapmıyor falan diyor. Rusya girince IŞİD'in ve diğerlerin canını acıttı haliyle. Bu Amerika'nın buradaki operasyonun niteliği ve başarısı sorgulanmaya başlandı. Bu yüzden Amerikalılar inisiyatifi Ruslara kaptırmamak, sahada varlığını sürdürmek için ya da sahadaki ittifak ağını kendi yanında daha sağlam tutabilmek için hemen işte yeniden bir ayarlamaya gitti. Kürtler elinde var ama Peki Kürtler de Kürtlerden Türkiye sanki tarafında. vazgeçmiş gibi anlıyorum ben o yazıdan. Yok. Amerika öyle bir soğuma ya da Rusya ile Kürtler işbirliği yapıyor diye Amerika'nın bir kızgınlığı ve farklı ittifak arayışları olabilir mi? Hayır yok böyle bir şey yani elbette bir rekabet var yani Kürtler de diyorlar ki işte pardon Ruslar da Kürtlere diyorlar ki işte yani biz size yardım edebiliriz. Amerikalılar da Kürtlere yardım ediyor. Tabii biz Kürtlere değil Arap koalisyonu yardım ediyoruz diyorlar. Peki Arap koalisyonu kim diye soruyorlar. Kem küm ediyor. Yani yanıt Herkesin vermiyor. bildiği Bunun sırlar adını halinde devam ediyor. Yani bir yerinde evet. gözünü kapatıyorsun, bir gözünü, diğer tarafta diğer gözünü kapatıyorsun. Bir şeyi görmüyorsun, bir şeyi görerek Şimdi devam ediyor gibi tabii şimdi eğer sanki. vazgeçtiyse o zaman şunu sormamız lazım. Gönderdiğiniz 50 tane uzman, asker uzman nerede şu anda? Kürt bölgesinde. Yani Kürtlerle birlikte sahadalar. Bu Kürt bölgesinde durumu değerlendiriyorlar. Amerikalılar strateji geliştirmek için sahanın
aktörlerini yokluyorlar. Yani ne, nerede, kim, nedir? Herkes der ki, diyor ki ben silah verirsen 50 bin tane adam cepte diyor. Amerikalılar da bunu artık biliyorlar. Yani bu yok işin böyle olmadığını. O yüzden mesela ben bugün yazımda yazdım. İşte Şeyh Hümeydi bana kendisi söylemişti. Benim 30 bin tane askerim var ama nedir? Şu anda 2000-3000 kişi ya da en fazla 5000 kişi işte bu sahada şey yapıyor. Bu YPG ile birlikte hareket ediyor. Ama gerekirse 30 bin askerim benim hazır diyor. Şimdi herkes bunu söylüyor. Yani herkes benim potansiyelim var diyor. Eğer bir başka işte bu diğer diyelim ki Arap güçler vesaire çok sayıda grup var. Onlar da diyorlar ki eğer bana silah gelirse ben hızlıca 5-10 bin kişi toplarım. Ama sahada her birinin 1000-100-500 askeri var. Tek yegane mobilize güç ve büyük güç YPG'dir. Amerika bunu biliyor ve buna göre hareket ediyor. Şimdi Amerika şu anda ortak operasyon odasını YPG ile birlikte işletiyor mu sahada? Hala işletiyor. Peki 50 tane gönderdiği asker sahada YPG ile birlikte mi? Evet, birlikte. Yani onlar Haseke'ye gittiler, Kamışlı'da, Haseke'de, o bölgede dolaşıyorlar. O bölge kimin elinde? YPG'nin elinde. Demek ki işbirliği devam ediyor. Şimdi Amerika burada elbette Rusya gibi büyük bir güç ve sahada çok sayıda aktörle birlikte çalışmasını biliyor ve beceriyor. Sonuç alır ya da almaz. Ama şu da var. Yani ben burada Kürtlerden vazgeçmediğini söylerken Arap müttefik ağını daha doğrusu büyütmek için de çaba harcadığını inkar etmiyoruz. Bunu da söylememiz lazım. Şimdi bu nedir peki? Şu anda Amerika'nın anladığım kadarıyla şöyle bir oyun planı var. Kürtlerle mümkün olduğu mertebede alan açmak istedi. Bunu yaptı bir süreye kadar. Fakat Kürtlerin açılabileceği alanda sınırlı ve sonra Arap bölgeleri başladığında Arap ittifakı olması lazım. Arap müttefikler olması lazım. Şimdi Amerikalılar bunun arayışı içerisindeler. Rakka'ya gidecekler, doğru. Çünkü IŞİD'in merkezi Rakka. Ve mümkünse Rusya'dan önce bunu yapmak istiyorlar. Yani inisiyatifi kaptırmamak için. Tutmamak için. Peki oraya nasıl gidecekler? Şimdi oraya YPG ile gidemezler. Yani müttefik, çünkü YPG sonuçta yani hem kendi bölgesinden çok uzaklaşmak istemiyor hem de orası silme Arap nüfusu olduğu için. Kürtler de var ama çok az. Orada yerel orayı tutacak, orayı idare edecek yerel güçlerin olması lazım. Orada sorunlar başlıyor. Bir tane var, işte Rakka Devrimcileri grubu, ama bunların sayısı 1000'i geçmiyor. Bunlarla bir savaş yürütülemez. Amerika işte şimdi oradaki aşiretlerle, şunlarla, bunlarla hani bu çerçeveyi daha nasıl genişletebilirim diye bakıyor. Ama şu anda önümüze çıkmış bunu olan... Bunu Türkiye'yle beraber yapıyor olabilir mi Fehim? Çünkü hani oradaki aşiretleri Türkiye tanıdığını iddia ediyor ve bir süredir yok. Bunlar çok işte büyük. Orada da bir takım temasları var. Bunlar çok büyük şeyler. Bunlar çok büyük laflar. Buradaki aşiretler elbette yani birçok yere gidip geliyorlar. Yani birçok başkentle temasları olabilir. Ama ben görüşüyorum, tamam, ben bu işi yaparım. Bu iddialar çok büyük iddialar. Geçmişte bu tür çıkışlar, bu aşırı özgüvene dayalı çıkışlar çok oldu. Ama bunun sonuç getirmediğini biliyoruz. Yani hiç kimse, hiçbir aşiret birinin böyle silme adamı olamaz, değildir. Sahada dengeler kendiliğinden, kendi dinamikleriyle bazen oluşuyor. Amerika'nın da cebinde değil bütün bunlar. Yani tabii bir de adamlar ölümle burun buruna yaşıyor, yani o da var işin içinde. Şimdi IŞİD'le mesela şeyde Deir ez-Zor civarında IŞİD'e karşı kafa tutan bir aşiretin 500 tane adamının kafasını kestiler. Yani kolay o yüzden bu işler böyle, hani benim temasım var, ben onlarla diyaloğum var. O yüzden ben onları organize ederim falan, böyle olmuyor bu işler. Yani herkes hareket ederken sırtını diğerlere sağlam
Önce yaşamayı zorunda. Yaşamayı düşünüyor zaten herhalde. Yani önce yaşayacak şimdi, bir zemin arıyor kendisine. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Cezire bölgesinde, yani Rojava'nın Cezire kantonu, yani Suriye'nin kuzey doğusu oluyor. Burada önemli bir Arap nüfusu var. Burada aşiretler var. Şimdi baktığımız zaman işte IŞİD bunları da tehdit ediyor ve bunlar kendilerini nasıl kurdular? İşte Kürtlerle ittifak kurarak kurdular. Kendi bölgelerini bu şekilde IŞİD'e karşı savunabildiler. Ama yani onlar şunu gördü. Evet, yani Kürtler direniyor. Bunu gördüler ve Kürtlerin öncülüğündeki bu hem sivil yönetime hem askeri yapılanmaya destek oldular ve ortak oldular. Şimdi bu son derece sahanın kendi koşullarının dayatmasıdır. Yani size tercih bırakmıyor ama bir taraftan da şunu görüyorlar. Yani rejimle birlikte hareket edersek yerelde çok sorunlar yaşayacağız. Yerelde yeni dinamik olan Kürtlerle karşı karşıya geleceğiz. Başka bir türlü çatışma yaşayacağız. O yüzden IŞİD'e karşı, ortak düşmana karşı birliktelik şu andaki stratejide en mantıklı onlar için. Ve bu stratejiyi bir değer olarak görüp bunun üzerinden bir işbirliği test ediyorlar. Cerablus için ne dersin Fehim? Çünkü Cerablus, Rakka ve Cerablus üzerinde duruyor sanki. Şimdi Amerika'nın şu anda çalıştığı Arap muhalif unsurların önceliği Rakka, Amerika'nın birlikte çalıştığı Kürtlerin önceliği ise Cerablus. Ancak Amerika'nın önceliği ne? Amerika burada Türkiye'yi fazla kızdırmamak için shift yaptı. Yani stratejisinde değişiklik yaptı. Önce Cerablus'u alacaklardı. Türkiye oralara tank yığdı, hatırlarsan Temmuz ayında. Evet. Amerika ile Türkiye arasında gizli bir mutabakat olduğu söyleniyor. Yani ondan sonra Amerika, evet ben burada bir Kürt koridorunun oluşmasını şey yapmam, yani istemem. Bu İncirlik üssünün açılmasından hemen önce. Evet. Buna karşı İncirliği aldı vesaire, böyle bir pazarlık döndü orada. Ama eninde sonunda yani Rakka düştüğünde sıra şeye gelecek. Cerablus'a gelecek. Ama Cerablus yani mesela şu anda Türkiye'nin desteklediği gruplar. Türkiye hani şeyde Yeni Şafak'ta da o yazıyor yani. Evet. Türkiye burada Arap ve Türkmenlerle birlikte orada bir IŞİD'i atmak için hamle yapacak. Şimdi oradaki yapılar son derece şu anda zayıf ve de aslında Türkiye'nin hiç bahsetmediği, sözünü etmediği ancak Rusya'nın hedefinde olan gruplar var, güçlü gruplar. Onlar IŞİD'e karşı savaşma kapasitesine sahipler. Ancak onlar da şu anda Rusya'nın yürüttüğü operasyon hedefinde oldukları için enerjilerini kendi bölgelerini korumaya vermiş durumdalar. Bir taraftan da IŞİD var. Yani böyle hani 3-5 birlik oluşturalım, sahaya sürelim, sonra işte IŞİD'i buradan kovalım. Bunlar o kadar kolay değil. Ama anladığım kadarıyla Türkiye bir kara birliğiyle orada bir şey yapma taraftarda değil. Onu anlıyoruz artık. Çünkü bu hakikaten yani savaş demek o kadar kolay değil. Ve bu örgütlerle savaş öyle konvansiyonel bir düzeni aşan bir şey. Yani burada o yüzden zaten Amerika da inmek istemiyor sahaya. Yani bir vekalet savaşı yürütüyor. Orada örgütleri kullanmaya çalışıyor. Bu örgütler şimdi bir taraftan mesela bir tanesi en güçlüsü Amerika'nın da terör örgütü listesinde Nusra. Şimdi Nusra ile Ahrar-ı-Şam geçmişte IŞİD'e karşı en etkili savaş yürüttü. Bu enteresan bir durum. Evet. Ve o çatışmalarda 7000 kişi öldü. Şimdi bu gruplarla Amerika işbirliği yapamıyor. Ama Türkiye bunlarla iştigal ediyor. Onu da herkes biliyor. Hala. Tabii ediyor ama burada oyunu bozan tabii ki Ruslar. Ruslar devreye girince bunları da terör örgütü olarak görüyor ve bunların hedeflerini de vuruyor. Yani IŞİD, Nusra ve Ahrar-ı-Şam gibi bu yapıları hedef alıyor. Bunların sorunu şu anda Ruslarla. Haliyle bunlar ekstradan böyle hani Amerika'ya katkı sunacak operasyonlara giremeyebilirler. Amerika da bu konuda
Dikkatle, çünkü terör örgütü listesini aldı bir örgütle şu anda doğrudan çalışmak onların işine gelmez. Hele Rusya oradayken gelmez. Yani bu güçler birbirini gözetmek zorundalar. Yani tabii yani Rusya... çok da dinamik bir yapı var orada baktığın zaman. Her gün değişen bir takım dengeler var. Kısa zamanda beklenir mi Rakka operasyonu? Yok. Ama beklenmez. Yavaş yavaş ilerleniyor. Şöyle, yani mesela yani şöyle söyleyeyim. Bir hafta içerisinde 3-5 köy aldılar. Orada alınacak daha çok köy ve kasaba var. Bu böyle yavaş yavaş ilerleyen bir süreç. Cerablus'ta daha sonraki aşama anladığım kadarıyla. Şimdi Cerablus'u Amerika şu anda ön plana almak istemiyor. Ve bir noktadan sonra ama şu olacak. Amerika şunu diyecek muhtemelen. Rakka'yı düşürdük. Arada bir ada gibi Cerablus kaldı. Cerablus'la Rakka arasında bölgede 3 tane kritik yer var. Bu kritik yerler ada gibi kalacak. O zaman Türkiye'ye madem sen Kürtlerin buraya girmesini istemiyorsun, buyur sen üçü de temizle diyecek. Türkiye bunu kendisi yapmak istemeyecek, yapamayacak. Başka kaygılar, endişeler olduğu için yapamayacak. Ama tabii o güne kadar Türkiye'de iç siyasetin nasıl değişeceğini de bilemeyiz. Bu bir zamansa eğer bakarsın çözüm süreci farklı bir noktaya götürür Türkiye'yi. Oradaki düşmanlıklar da farklı bir noktaya doğru evrilebilir. Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Çok iyimser bir şey söyledin. İyimser bir şey söyledim ama Kuzey Irak'la biliyorsun yani savaş nedeniydi. Kasus belli. Evet, biliyorsun evet, yani evet. O dönemde özellik ilan etmesi bile öyleydi. Kerkük meselesini hatırla. Bundan çok uzun değil. Evet. Daha 6-7 sene önceden bahsediyoruz. Ya 6-7 senede inanılmaz değişimler olduğu için belki diyorum. Evet uzun bir vadede çok şey değişecek. Ama kısa vadede deklar edilmiş düşmanlıklar var. Ben umarım politika değişikliği olur. Sonuçta şu doğru değil. Yani burada Kürt fobisi üzerinden geliştirilmiş politikalar bu ülkenin hayrına değil. Bölgenin de hayrına değil. Bölgenin kendi iç dinamiklerini sahiplenmek ve bu dinamikleri barışçıl bir şekilde bir düzen içerisinde görmek bizim çıkarımıza. Yani Rojava'daki aktörler Türkiye ile çatışma istemiyorsa biz bunun çatışma ortamına çekilmesi konusunda niye bu kadar gayretliyiz diye sormak lazım. Çünkü bu iç barışı etkiliyor. Türkiye'nin iç çözüm sürecini etkiliyor. Ben mantıklı bir tercihte bulunmadığını düşünüyorum hükümetin. Biraz içerideki siyaset o işte etkili gibi geliyor bana. İçerideki siyasetin değişmesiyle ancak yani endişeler ortadan kalktıkça barış süreci birazcık ilerledikçe belki orada bir aşama kat edildikten sonra oradaki tehlikenin Ankara üzerinde yarattığı o sıkıntı da yavaş yavaş ortadan kalkacaktır diye bir beklentim var. İyimser olabilir ama başka bir çare de görmüyorum doğrusu. Kuşkusuz öyle yani ama bunlar birbirini besleyen şeyler. Yani burada sağlam bir çözüme yönelik adım atarsanız Rojava'yı kazanırsın. Aynen. Rojava'yı eğer tehdit olmaktan çıkarır, onu Rojava'nın dostluğunu kazanırsanız içerideki süreci rahatlatırsınız. Aynen. Daha barışçı. Çok birbirini besleyen bir şey. Doğru. Evet, yani ikisi de birbirini çok rahatlıkla kötü ya da iyi yönde etkileyebilir. Bu bizim tercihlerimizle alakalı bir şey. Kitap Fehim. Kitap yazdın yeni. Nasıl durum? Çıktı mı artık? Raflarda bulabiliyor muyuz? Yani cumadan beri epey bir şikayet aldım. Henüz raflarda yok ama bir dağıtım meselesi galiba. Bu yavaş yavaş raflara girecek. Bugün alanlar oldu ama her yerde yok herhalde. Zamanla birkaç gün içinde olacağını düşünüyorum. Yani biraz sanırım duyurusunu erken yaptık. İnsanlar gittiler. Ama Fehim Taştekin yazdıysa mutlaka ikinci defada gidilir oralara ve o kitap mutlaka alınır. Anlamak için bölgeyi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için Fehim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sağ olun.